Dilerseniz bu tanımlayacağınız elemanın birden fazla varyasyonunu da oluşturabilmeniz mümkün. Örneğin ben burada iki varyasyona sahip bir eleman tanımlamak istiyorum. Bunun için öncelikle Key Parameters penceresinden Length seçeneğinin seçili olduğuna emin oluyorum. Şayet bu pencereyi göremiyorsanız bir ihtimal aşağıda kalmış olabilir. Bunu yukarı çekmeniz gerekecektir. Çizim alanınızda göremiyorsanız şayet View seçeneğinin altından, User Interface'in altından Key Parameters'ın açık olduğuna mutlaka emin olun. Tekrar Asset Builder sekmesine geliyorum. Buradan Asset Variants'ı seçtim. Daha önceden tanımlamış olduklarımı buradan siliyorum. Size başta gelecek ekran buradaki gibi bir ekrandır. Tanımlama yapabilmek için buradan ilgili parametreyi seçmek gerekiyor. Bunu sağ kolona attım. Daha sonra bunu seçtim ve iki kez artı tuşuna bastım. Böylece iki adet varyasyon ekledim. Varyanta bir isim vermeniz gerekiyor. İlk varyasyonun ismi 75 inç olacak. İkincisi 100 inç. Burada tanımlama yaparken arada boşluk bırakmanıza izin vermeyecektir. Şayet böyle bir şey yaparsanız da Inventor sizi uyaracaktır. 100 inç olarak bu tanımı girdim ve daha sonra buradaki ölçümü tanımlıyorum. Enter'a bastım ve iki adet varyasyon oluşturdum burada. Okey diyorum. Daha sonra buradan bir descriptor yani açıklayıcı ekleyebilirim. Bunu seçtikten sonra buraya girmek istediğim metni giriyorum. Dilerseniz buradan bir hyperlink yani bir web adresi de ekleyebilmeniz mümkün. Bunu ekleyeceğiniz noktayı soracaktır size. Şöyle köşe noktasına bunu ekliyorum. Tanımlamayı yaptıktan sonra okey diyerek buradan çıkıyorum. Buradaki anahtar parametrelere ilave bir parametre eklemek istediğinizde şöyle bir yöntem izlemek gerekiyor. Yukarıdan Parameters butonunu çalıştırıyorum. Açılan pencereden örnek seçtiğim bir parametrenin ismini değiştiriyorum. İsmini değiştirip done dedikten sonra ilgili parametre burada gözükecektir. Bu varyant penceresinde gözükmesini istiyorsam şayet ya da bu elemanı tanımlayıp çizime getirdiğimde değiştirilebilir özelliklerden olmasını istiyorsam şayet burada bu parametrenin yanına tik atmam gerekecektir. Buradaki parametrenin gözükmesini artık istemiyorsanız buradan eski ismine çevirmek yeterli olacaktır. Done dediğimde buradan artık çıkacaktır. Dolayısıyla getirmek istediğim parametreyi de seçtim buradan. Bu işlemleri uyguladıktan sonra Publish Asset diyorum. Öncelikle parçanın kaydedilmesi gerektiğini söylüyor. Kaydederek devam ediyorum buradan. Burada bu elemanın lokalimde mi yoksa bulutta mı tanımlanacağını soruyor. Buluta tanımlayacak olursanız şayet izin vermiş olduğunuz kullanıcılar buluttan sizin yaratmış olduğunuz objelere erişebilirler. Bulutta yaratmış olduğunuz objeleri Public Share opsiyonuyla açacak olursanız şayet bu elemanlara diğer Factory kullanıcıları da erişebilecektir. Buradan Share on Publish dediğinizde bahsettiğim gibi buluttan da bu yaratmış olduğunuz eleman erişilebilir olacaktır. Lokale tekrar dönüyorum. Bu elemanı lokalde tanımlayacağım. Şimdi burada yeni bir klasör oluşturacağım ben. Klasörümü oluşturdum. Dilerseniz bu asset oluşturulurken iki boyutlu çiziminin oluşturulup oluşturulmayacağını da buradan ayarlayabilirsiniz. Gizli çizgilerin gösterilmesi, gösterilmemesi veya eskizinin gösterilmesiyle ilgili ayarlar da yine buradan düzenlenebilir. Tekrar General sekmesine geliyorum. Buradan My Assets'i seçiyorum. Okey diyorum. Öncesinde okey demeden Preview seçeneğiyle elemanın nasıl bir bilgiye sahip olacağını da ve ilgili değerlerini de nasıl düzenlendiğine buradan erişebiliriz. View 2D Representation diyecek olursam da iki boyutlu halinin nasıl olacağını buradan erişebilirim. Şekilde gördüğüm üzere bu eleman iki boyutlu halde böyle gözükecektir. Okey diyorum. Tekrar okey diyerek pencereyi kapatıyorum.
Daha sonra okey diyerek bu parçayı kütüphaneme şu anda yayınlıyorum.